kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün capcanlı, kıpır kıpır, yepyeni, harika bilgilerle dolu bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Yepyeni bir peruğu daha inceliyoruz. Kafamda görmüş olduğunuz bu harika peruğun takımını, kullanışlılığını, iç kısmını, aksesuarlarını A'dan Z'ye hepsini anlatmak için buradayım arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Keşke daha önceden zenci olarak doğabilseydim diye iç geçirmedim değil açıkçası. Yani böyle bakıldığında da saçları taktıktan sonra bir melez edası olmadı değil açıkçası. Vallahi ben çok beğendim. Doğal tamamen saçlar, yumuşacık. Hep böyle koyun postu gibi, koyun yünü gibi saçlarım olsun isterdim. Teşekkür ediyorum F firmasına beni bu saçla onurlandırdığı için. Hadi izleyelim. Hello, tadam, ben geldim. Yepyeni bir ürüne daha karşınızdayım arkadaşlar. Fey firması harika bir peruk göndermiş yine bana. Teşekkür ediyorum. Buradan kocaman öpüyorum. Gördüğünüz üzere hemen açıyorum. Üst kısmında her zaman söylediğim gibi koruyucu bonesi var arkadaşlar. Yerini bulabilirsem eğer. Balık ağına benziyor. Bu giydiğimiz çoraplara benziyor aynı zamanda. Çok ince bir şekilde. Mutlaka bunları atmayın. Kullandıktan sonra peruğunuzu bunun içine koyabilirsiniz. Peruk kırışmasın, alt kısmı ezilmesin diye böyle bir kağıt partisi koymuşlar. Bir tane gene içinde bonesi bulunan bir kutusu var arkadaşlar. Bu aksesuarlar bu arada sizlere ücretsiz geliyor. Bilginiz olsun. İki tane bandajımız var. Bu üstüme uyumayacağı için lacivert. Bir sonraki videoda kullanmaya karar verdim. Ve daha önceki videoda kullandığım krem rengini kullanacağım arkadaşlar. Yine harika kirpiklerle karşınızdayım. Gözlerimde nasıl ama? Çok güzel değil mi? Bir de arkadaşlar tabii ki kullanım talimatı için gördüğünüz üzere bir kitapçığı var. El broşürü. Ben çok heyecanlıyım. Dilerseniz geçelim. Bugünkü çekimimiz yağmurda oldu. Şemsiyelerle yapmaya çalıştım. Ama her şey sizin, benim, bizler için arkadaşlar. O yüzden yağmur, çamur demeden sizler için çalışıyorum. Çok zevkli geçiyor çekimlerim. Ancak dediğim gibi bazen üşütebiliyorum. İnşallah bugün ıslandım. Saçlarımdan da belli, hasta olmam inşallah. Hadi geçelim o zaman peruğa. Önce ne yapıyorduk? Bonemizi takıyorduk. Bu şekilde saçlarla takabilir miyiz? Asla takamayız arkadaşlar. Hemen saçlarımı söküyorum. Ve güzelim saçlarımı şu an söktüm. Ne yapıyoruz? Ense kısmımızın bir üst kısmından saçlarımızı topuz yapıyoruz. Altta herhangi bir saç kalmayacak şekilde. Yine şu şekilde topluyorum. Benim arkalar bayağı kısa olduğu için bazen ensede kalabiliyor. Allah'tan peruklar siyah gözükmüyor. Yoksa tel tokalarla da tutturmam lazım. Bu şekilde küçük bir topuz yaptım. Bunları da pelçemlerimi de şöyle geriye doğru tarıyorum şu an ellerimle. Ne yapacağım arkadaşlar? Bonenin içine sokacağım. Hemen bonemizi alalım. Kafamıza geçirelim. Bundan sonra beni peruklarda daha sık göreceksiniz arkadaşlar. Fey firmasının tüm tanıtım işlerinde inşallah hep birlikte çalışıyor olacağız bu arada. Bundan önce çektiğim iki videoyu nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Rastalı ve pembe olan. İzlemediyseniz hala şuraya bırakıyorum arkadaşlar peş peşe. Mutlaka ikisini de izleyin. İzlettirin. Şimdi gelelim peruğumuza. Gördüğünüz üzere bayağı bir kısa bu peruk arkadaşlar. Koyun postu, koyun yünü gibi ama çok güzel, çok tatlı, çok yumuşak. İç kısmını hemen göstermek istiyorum. Bu da bir önceki videoda gösterdiğim boneli şeklinde arkadaşlar. Hemen içini göstereyim. İç kısmında şu şekilde bir astarı mevcut. Ne yapıyor? Saçlarınızı kaşındırma, terlettirme yapmıyor. Aynı zamanda hem ön kısmında iki tane... Biliyorsunuz bunlar çok önemli. Bu tel tokasız olan boneler ve saçlar, peruklar açıkçası kafadan çok kolay kayıyor arkadaşlar. Şunları geçirdiğinizde şu kısma kafanızı sımsıkı tutuyor. O yüzden kayma, düşme, rüzgarda uçma gibi bir derdi yok arkadaşlar. Hemen altında da bir tel tokası var. Şu şekilde. Daha fazla heyecanlanmadan takalım mı? Ne dersiniz?
Vallahi şu bonesiyle birlikte hemen takmak istiyorum. Bu heyecana kalbim dayanmaz. Bu arada aynı zamanda şunları da tekrar göstermek istiyorum. Peruğumuzda biliyorsunuz ki kafamızın size'ı çok önemli. Peruk alırken buna da dikkat edin arkadaşlar. Her peruk herkese uymaz. Ama şu gösterdiğim, mutlaka firmalara sorun. Bizden alın ya da almayın ama firmalara sorun. Bu şekilde askıları var mı yok mu? Çünkü bunlar kafanızın size'ına, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. O yüzden kafanıza tam oturan bir peruk olması lazım. Büyük bir peruk olduğunu düşünürseniz herhangi bir rüzgarda ya da elinizi şöyle attığınızda sürekli düşme korkusu, o panikle peruğu kullanamazsınız. Ama kafanıza taktığınızda şapka gibi oturduğunu düşünürseniz hiçbir şekilde rahatsızlık vermez size ve çok kolay bir şekilde kullanım sağlarsınız. Şimdi çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hemen peruğumu şu şekilde açıyorum. Bu arada iki tane demiştim ama ön tarafında üç tane var arkadaşlar tel toka. Ben de üçüncüyü yeni gördüm. Bakın bir, iki, üç. Üç tane ön tarafında, bir de arka tarafında var arkadaşlar. Şu şekilde toplamda bir, iki, üç, dört tane tel tokası var arkadaşlar. Şimdi tersini çevirdim. Ön tarafını ön kısma doğru aldım. İlk bonemin deliklerinden tel tokaları içeri doğru geçiriyorum arkadaşlar. Bakın ortasını şu şekilde geçirdim. Zaten hissediyorsunuz. Yanlarını da geçirdim arkadaşlar şu an. Şu şekilde bir germe yaptım. Bakın hemen hop diye arka kısmını geçirdim. Artık bende el alışkanlığı oldu. Birkaç kullanımdan sonra çok rahatlıkla kafanızı alıştıracaksınız ve eliniz de buna alışmış olacak. Hemen takıyor olacaksınız. Şimdi kafama yerleştirdim ancak peruk gördüğünüz üzere birazcık aşağıda kaldı. Ve ben şu an orantılıyorum kafama göre. Evet, birazcık yukarı doğru çektim. Ön kısmı bu sefer ne yapıyorum? Arkayı da arkaya doğru tutturuyorum. Şimdi arkadaki tel tokayı da hemen ense kökümün oradaki saçlarımın içine doğru, aynı zamanda bonenin deliğine doğru geçirdim arkadaşlar. Buradaki cırt cırtlar sayesinde isterseniz kulak kısmınızdan, isterseniz kulağınızı dışarıda bırakarak, ben bugün dışarıda bırakarak şu şekilde yapacağım. Hemen saçları da toplayayım. Evet arkadaşlar, kulaklarımı dışarıda bırakacak şekilde bandımı taktım. Dilerseniz bu şekilde siyah bantla kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir kat kıvırıp aksesuar takabilirsiniz, bantlar takabilirsiniz. Dilerseniz gene böyle kalın bir şekilde bırakıp normal bant aksesuarınızı nasıl isterseniz gönlünüze göre kullanabilirsiniz. Bant aksesuarımızı şu şekilde açıyorum ve kafamdan geçiriyorum. Bakın aşağıya kadar bile indirmeme gerek kalmadı çünkü saç kısa olduğu için çok kolay bir şekilde gördüğünüz üzere kapattı. Zaten bu da bir bant çeşidi olduğu için arkadaşlar saçın kendisindeki, dışarıdaki insanlar sizin kendi saçınız olup olmadığını gerçekten anlamaz. Zaten elleseler bile anlamazlar. Sizi tanımayan insanlar kesinlikle anlamaz. Tanıyanlar da saçlarına ne yaptın der, peruk olduğunu kesinlikle düşünmez arkadaşlar. Şimdi buradaki siyah banttan diyelim ki rahatsızsanız, daha önceki videomda yaptığım gibi bunu aşağıya indiriyorum. Burayı bir kat kıvırıyorum. Gördüğünüz üzere alnımı bir tık açmış oldum. Ve aksesuarımı küpelerime takmadan, kulaklarımı yırtmadan düzgünce düzeltiyorum. Buradaki bandaj kalın olduğu için arkadaşlar istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. O siyah bant gözükmeyene kadar düzeltme işlemini rahat rahat yapabilirsiniz gönlünüzce. Ben bunu da kulağımın arkasına atmak istiyorum. Küçük kulaklarım olduğu için bunu atamadım. Bu böyle kalabilir. Çünkü kulaklarım küçük arkadaşlar. O yüzden tam arkasına sığmadı. Nasıl buldunuz? Vallahi ben çok beğendim. Böyle yumuş yumuş ya. Ay. Az önce anneannem gördü bu saçlarla. Dedi ki bana elin yüzün gözün açılmış.
kesmiş olduğum perçemlerimi hiç beğenmedi. Yüzüm küçükmüş, daha da küçük olduğunu düşünüyor. Öyle kestiğim için sanki yüzüm daha önceden büyüktü. Diyor ki yüzün açılmış, bu saç, bu peruk sana çok gitmiş. Her gün başka bir kadın olarak karşısına çıktığım için o da artık önceden şaşırıyordu ama artık şaşırmıyor arkadaşlar. Vallahi bugün gün boyunca ben bu peruğu kullanacağım. Yağmurlu da hava, serin de, hem kafamı da sıcacık tutuyor. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ki bu videomu da beğendiyseniz beğene tıklamayı. Eğer bu videodan arkadaşlarınızın da haberi olsun isterseniz paylaşmayı. Aklınıza takılan tüm soruları, sorunları, her bir şeyi yoruma paylaşabileceğiniz gibi sosyal medyalarımdan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.